Herkese merhabalar arkadaşlar. Almanya'da araba fiyatları serisi devam ediyor. Şimdi şöyle göstereyim. Volkswagen'e geldik. Volkswagen fiyatlarını göstereceğim. Burası Volkswagen'in büyük bayilerinden bir tanesi. Hemen hemen bütün arabalar vardır diye düşünüyorum. Daha öncesinde bir iki kere gelmiştim buraya ama çok detaylı gezmemiştim. Şöyle göstereyim. Şimdi elimden geldiği kadar Volkswagen'de de bütün araba fiyatlarını göstermeye çalışacağım. O zaman inceden içeri dalalım. Şimdi girer girmez ilk şurada böyle güzel bir T-Cross var. Şöyle bir göstereyim aracı. Fiyatı yaklaşık 33.500 euro. 1.0'muş da bu. 1.0 araba mı olur ya Almanya'da? Şurada gene bir tane daha T-Cross var hemen yanında. Bu da 32.000, yaklaşık 33.000 euro. Şurada Tiguan'lar var. Şöyle. Bu Tiguan'ın fiyatı yaklaşık bu da 44.500 euro civarı. Şurada gene bir tane daha Tiguan var. Tabii tüm modellerini bilmediğim için yani burada yani şurada şöyle Destan gibi bir isim yazıyor. Yani o yüzden buraları da uzun çekmeye çalışıyorum ki siz de hani detaylı görürsünüz diye. Hani daha iyi anlayan arkadaşlar için bilgi olsun diye. Bu da yaklaşık 56.000 euro civarı. Şurada online güzel bir Golf var. Şöyle bayağı sunroof'u manroof'u bayağı dolu bir paket. Bu da yaklaşık 35.000, 35.500 euro civarı falan. Hemen yanında bir tane yeni Polo var. Şöyle onun da fiyatını göstereyim. Bu da yaklaşık 21.000 euro civarı. Şöyle üstteki bölümünü de göstereyim. Şurada T-Roc'lar var. Şöyle. Bu T-Roc'un fiyatı yaklaşık 34.000 euro diyebiliriz. Şurada bir tane Touareg var. Şöyle tank gibi. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Biraz güneşte kalıyor burası. Şöyle fiyatını da detaylı göstereyim. Bu da yaklaşık 115.000 euro civarı falan diyebiliriz. Bunu zaten göstermiştim. Hemen yanımda gene Tiguan var bir tane. Ne çok Tiguan koymuşlar ya. Bunun da fiyatı şöyle 44.000 euro civarı. Şurada gene abidik gubidik bir model var. Neymiş bu? Turan. Heh, Turan'mış bu. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Turan. Turan diye okuyorum ben. Bilen arkadaşlar yoruma yazarsa sevinirim. 55.000. Şurada gene bir tane Tiguan var. Şöyle. Bu da yaklaşık 43.000 euro civarı. Burada gene bir tane T-Cross var. Şöyle gene farklı bir modeli. Bu da 33.000 euro civarı. Şöyle. Şimdi de şu tarafa doğru gideyim. Şurada bir Golf var gene. Bunun da fiyatı 36.300 euro. Yine Tiguan'ı es geçiyorum. Yine Golf var. Oo, şurada güzel bir tane Golf var gördüm herhalde. Bu Golf'ü de es geçiyorum. Şurada güzel bir Golf var. Bu arabayı da beğeniyorum ya. Bu da güzel bir araba. Bunun da fiyatı 63.500 euro civarlarında. Ben Türkiye'de en son bu arabaya bakmıştım. 600 küsür bin lira fiyatı vardı. Birim olarak karşılaştırırsanız bizde 600 küsür bin lira olan, bir daha şöyle bir geçeyim bunun yanına. Bizde 600 küsür bin lira olan arabaya adamlar burada 63.000 birime biniyorlar.
Şöyle bir artı yön var burada. Bunların da fiyatları Türkiye'de bayağı pahalıydı diye biliyorum. Şöyle önce bir fiyatını göstereyim. Yaklaşık 60 bin euro civarı. Şöyle. Bunlar da Türkiye'de yaklaşık 350-400 bin lira civarı diye biliyorum. Yanlış biliyor da olabilirim. Tam böyle araba piyasasının güncel fiyatlarına hakim değilim. Şimdi burada gene bir T-Roc Sport var. Şöyle. Bunun da fiyatı 39.500. Şurada gene T-Cross var. Bunun da fiyatı 33.200. Şurada gene güzel bir canavar. Touareg bu da. Şöyle 102.000 euro bu da. Şurada güzel bir GTI var. Polo GTI bu. Şöyle. Şöyle bunun da fiyatı Polo GTI 2.0 yaklaşık 32.000 euro bu da. Burada da Volkswagen'in ikinci el piyasasının olduğu, yani ikinci el arabaların olduğu kat. Şöyle 2.0 bir artı yön fiyatını direkt göstereyim. 33.500 euro civarı, 32.000 kilometrede yaklaşık olarak. Şurada da bir Golf'ümüz var. Bu da 22.500 euro civarı, 7.000 kilometre demişler. Şurada bir Polo'muz var. Şaka gibi ya. 10.000 euro. Gerçi bu 2010 modelmiş. Şurada yine güzel bir R-Line Golf var. Şöyle. Bunun da fiyatı 26.000 euro civarı. Şöyle bir Tiguan var. Bu da yaklaşık 31.000 euro civarı. Şurada şöyle bir tane Beetle var. 2018 model. Bu da yaklaşık 23.600-23.700 euro civarı. Yalnız arabaların kilometreleri çok düşük ya. Yani 21.000, 22.000 falan. Şurada bir tane gene Golf var. Yaklaşık 23.000 euro civarı. Şurada bir Golf GTI var. Ona bakacağım. Şöyle. O da 30.000 euro gözükmüştür herhalde. Biraz terste çünkü. Şurada gene bir tane Golf var. Bol bol Golf satıyorlar ya. 19.500 euro bu da yaklaşık olarak. Buraya arada Audi'leri falan da koymuşlar. Şurada gene şu artı onu göstermiştim herhalde ama hatırlayamadım. Yine bir göstereyim. Şöyle bir artı yön var. 2.0 R-Line. 15.500 kilometrede. Bu da yaklaşık 46.000 euro. Şöyle arabayı da göstereyim. Pırıl pırıl vallahi ya. Yani kilometreleri çok düşük arabaların ya. Gerçekten şaka gibi yani. Burada bayağı gelip ikinci el araba almak bayağı da mantıklı. Çünkü çok düşük kilometrelerde arabalarını ellerinden çıkartıyorlar herhalde. Şurada şöyle bir tane. Bu ne bilmiyorum ya. Abi ben bu Almanya'ya geldiğimde Volkswagen'in böyle abidik gubidik bir sürü modelini görüyorum ya. Şurada gene bir tane Golf var. 16.000 kilometrede. Yani yaklaşık bu da 18.000 euro civarı. Yani 18.000 birimlere falan gayet güzel. İkinci elde 2018 modellerde falan çok güzel arabalar alabiliyorsunuz burada ya. Ben Volkswagen'e daha önce dolaşmıştım ama bu ikinci el katına çıkmamıştım. Şurada gene bir artı yön var. Ve gene beyaz. €43.290 bu da. Ya genel olarak fiyatlar acayip iyi ya.
Yani 18 bin birim, 19 bin birime, 20 bin birime gayet böyle 2018 model 15-16 bin kilometrede arabalara binebiliyorsunuz. Volkswagen'da. İşte burası zannedersem ticarilerin de olduğu kat. Bir de bu kata bakacağım. Ondan sonra Volkswagen turumuzu da bitireceğiz. Şurada kediler var. Bir onların fiyatına bakalım. Bunun fiyatı 26.500 euro diyebiliriz. Şurada gene bir tane daha aynısı herhalde. Bunun da fiyatı 24.000 euro. Şurada transporterlar var. Şurada bir transporter var şöyle. 51.000 euro. Şurada gene bir tane var. Onun fiyatı yazmışlar. Şurada bir tane kedi var gene. Bunun da fiyatı 39.000 euro. Gene yanında bir tane daha var. Yani paket farklılığı herhalde. Bunun da fiyatı 34.000 euro. Evet arkadaşlar, Volkswagen turumuzu da bitirdik. Buradaki fiyatlar da bu şekildeydi. Burada da hem sıfır hem ikinci eller bu fiyatlarını göstermeye çalıştım. Bir tek şu ticarileri falan bulamadım. Orada da Amaro falan merak ediyordum. Üst katta, en üst katta gene ufak böyle birkaç tane böyle transporter, kedi tarzı arabalar buldum ama onun haricinde diğer arabaları bulamadım. Ama genel olarak hemen hemen bütün arabaları gösterdim. Başka markamız kalmadı zaten ya. Aynen. Yani hemen hemen bütün markaları gösterdik. Bu Almanya'daki araba fiyatlarının son videosuydu. Belki 2020 yılında tekrardan burayı ziyaret edip tekrardan 2020 yılı güncel fiyatlarını çekebiliriz. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı da ihmal etmezseniz çok makbule geçer. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet, yani bildiğin E5'e döndü ya. Arkadaş bu nedir ya? İtfaiye bile geldi yani. Hani bu itfaiye bile geldi yani. Hani ne diyeyim artık. Bomboş, normalde bomboş olan yok. Biz karşıdan karşıya geçeceğimiz zaman arkadaş yani doldu taştı ya. Sen o kadar Audi'leri, Porsche'leri gez. Sonra gel şurada garibim. Bizi bekleyen Infiniti'ne bin git. Ama Infiniti deyip geçme ha. 2.2 dizeldir. Yardırır. Gerçi çok yardırmıyor. Bir denedim de çok yardırmıyor. Sesi var gaza basınca. Aynen, bir ses yapıyor ufaktan. Bir çıtırdan bir ses yapıyor, o kadar.